geldin Barış. Ahmet amca evde mi? Gelmedi daha. Ben de evde beklerim o zaman. Barış hoş geldin oğlum. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Gel içeride konuşalım. Kerem yok mu? Ben sizinle konuşmaya geldim. Bunu da getirdim. Ne ki bu? Tanımadığınız bir adam için gazeteye ilan vermişsiniz. Belki haberiniz yoktu. Ben de onun için getirip göstereyim dedim. Öyle değil mi? Döneyim ben ya. Yok yok dönme. Merak etme ya. Hem onlar birbirlerini daha iyi anlarlar bizim onları anlamamızdan. Otursana. Gerek yok. Otur hadi. En son ne zaman işe gittiğimi gördün sen benim? 16-17 şirket var o holdingin bünyesinde. Bazılarının adını bile bilmem. 4000 küsur çalışan. Ama bak Sevim teyzene sor, hepsinin tek tek adını sayar sana. Ama ben bilmem. O adamın sayarlarda çalıştığını ben de yeni öğrendim. Araştırmalarını istedim çocuklardan. Kimdir, nedir öğrenelim dedim. Öğrendim de. Peki bana niye bir şey söylemediniz? Net bir şey yoktu daha. Nalan'la ne görüştüğünü, amcanı nereden tanıdığını, ondan ne istediğini henüz bilmiyordum. Bunları öğrenmeden de bir şey söylemek istemedim sana. Bir kere sonra? Daha doğru dürüst bir bilgi almadan ölüm haberini aldım Sevim'den. O da ayrı karışık bir hikaye zaten. Şirkette çalışan bir kadın yaptı diyorlar. Sizin de bir arkadaşınızın annesiymiş galiba. Kerem öyle söyledi. Kerem ne dedi? Zeynep'in annesiymiş galiba. Demet bir şey soyadını şimdi hatırlamıyorum. O adamı mı? Bilmiyor muydun? Gelebilir miyim? Sana sıcak çikolata yaptım. Sıcak çikolatadan sonra ne var? Nasıl yani? Ne bileyim sen bana öyle durup dururken iyi davranmazsın da. Doğru. Ama o kadar da kötü bir insan değilim. Hani sen bana hastanede bir şeyler demiştin, hatırlıyor musun? Yani ben de onları düşünerek senin yanında olmak istedim. Benim de annemin başına kötü bir şey gelseydi ben de yalnız kalmak istemezdim mesela.
Geliyorum. Efendim. Neredesin? Müsait misin? Müsait değilim Kenan. Sonra konuşalım mı? Ya sen galiba beni anlamadın. Yani neden yaptığımı bile sormadın. Kerem, gerçekten müsait değilim diyorum. Bak zaten her şey çok kötü gidiyor. Lütfen sonra konuşalım. Hayırdır? Ne oldu? Ya... Zeynep'in annesini çıkartmadılar. Raporla ilgili falan bir şeyler olmuş. Anlayacağın durum fena yani şu an. Neredesiniz? Zeynep'lerdeyim. Çok saçma bir şey. Gerçekten Zeynep'in annesi böyle bir şey yapmaz. Bilmiyorum. Açıkçası ben de inanmıyorum o kadının suçlu olduğuna. Ben de inanmıyorum Demet teyzenin yaptığını. Bu yüzden araştırıyorum işte. Kimin yaptığını bulmak istiyorum. Eğer yapanı bulursak Ali ile ilgili düğümü de çözeceğiz. Bana öyle geliyor. O zaman ben de yardım etmek istiyorum. Yok. Ya öyle hemen yok demeyin. Belki yardım edebileceğim bir şey olur. Araştırırım ben de. Evlat, senin yapacak daha önemli işlerin yok mu? Ne olabilir ki? Kız arkadaşının annesi hapse girmiş. Mahvolmuştur zavallı. En çok da seni ister yanında. Sen onunla ilgilenmezsen kim ona destek olacak? Daha önce de söylemiştim. Bu işi bana bırak. İnan elimden geleni yapıyorum Barış. Abi işine çıktı. Ne haber canım? Ne yapıyorsun? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.